sakladım ben arkadaşlar. Bacakları da ikisini de iyice doldurdum bu aşamada. Şimdi bacağımızı şu şekilde ortalayıp tam ortasından şöyle batıyoruz. Önce ipimize bir zincir atalım, düğüm atalım. Tekrardan ortadan batıyoruz. Bunu burada sıkılaştırdıktan sonra bir zincir daha çekip örmeye devam ediyoruz. Bu bizim ilk sık iğnemiz olacak. O çektiğimiz zincir burası ilk sık iğnemiz olacak. Yani aynı deliğe batmadım, yanındakine battım bu sefer arkadaşlar. Spiral öreceğimiz için bundan sonrasını aynı deliğe batmadım, yanındakine battım ve 20 tane sık iğne örüyoruz buraya gelene kadar. 20 sık iğnemizi ördüm. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve diğer bacağı birleştireceğim. Diğer bacağı da tam şu şekilde ortalıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 4 5. Şuraya batıyorum. Burayı birleştirdikten sonra 2 zincir ile şimdi sıra başına kadar burayı 20 sık iğne olarak örüyoruz. 20 sık iğne örüp başa kadar geldik. Şimdi burada zincirin, bu arada çektiğimiz 2 zincirin üzerine 2 tane artırma yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce birincisine yapıyorum. 1 2 aynı ilmeği 2 kere batıyorum. Burada 4 tane sık iğnemiz oluşacak. Tekrar şimdi bu sırayı 20 sık iğne olarak öreceğiz ve şurada en başta çektiğimiz ipimizi bağladığımız zincire batıyoruz ve bacaktaki ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar 20 sık iğne olarak arka tarafa kadar geliyoruz. Tekrar 20 tane sık iğne ördüm. Buraya kadar geldim. Şimdi zincirin üzerine yapacağız arkadaşlar. Buraya tekrar 2 tane artırma yapıyoruz zincirin üzerine. Aynı ilmeğe 2 kere batarak birinci artırmamı yaptım ve ikinci artırmamı yapıyorum. Sıramızı tamamlıyorum. Elimizde 48 tane sık iğnemiz oldu şu anda. 20-20 bacaklardı. 4'er tane de artırdık. 48 tane sık iğnemiz oldu. Burası bizim yeni başlangıç noktamız arkadaşlar. Şimdi buraya bir ilmek belirleyici koyuyorum ve bundan sonraki sırama başlıyorum. Şimdi buraya başlarken arkadaşlar şuradaki bu ilmeği kaçırmayalım. Zincirden sonraki ilk sık iğnemizi kaçırmayalım. Yoksa sayılarımız eksik çıkar. Gerçi çok sayılara da takılmayın diyorum. Hani bir eksik çıkarsa bir tane arada artırırsınız. Yalnız püf noktası olarak onu belirtmek istedim. Şimdi 36. sıramızdayız ve 9 tane sık iğne örüyoruz bu sıramızda. 9 tane sık iğne örüp gelelim. 9 sık iğne ördük. 1 tane artırma yapıyoruz. 1 aynı yere bir daha batıyoruz ve bir artırma yapmış olduk. Şimdi 23 tane sık iğne örüyoruz. Tane sık iğne ördüm.
Ve şimdi bir artırma daha yapıyorum. Aynı yere iki kere batıyorum. Ve 14 sık iğne örerek sıramızın sonuna geleceğiz. Sıra başına kadar örüyoruz. Artırma eksiltme yapmadan. Evet, 37. sırayı tamamladım. 36 demiştim ama bu altta yaptığımız bir sırayı saymamıştım o zaman arkadaşlar. Şu bacağı bitirdikten sonra başladığımız ilk düz ördüğümüz ve zincir çektiğimiz sırayı saymamıştım. Onunla beraber 37. sırayı tamamlamış olduk. 38. sıradayız. 38. sıramızda 4 tane sık iğne örüyoruz başta. Bir, iki, üç ve dört. Bir tane artırma yapıyoruz. Ve 36 tane sık iğne örüyoruz. 6 tane sık iğne ördüm ve bir artırma daha yapıyorum. Kalan 8 ilmeği de sıra başına kadar örüyorum. 38. sırayı tamamladım. 39. sıradayız ve 39. sırada 11 tane sık iğne örüyoruz. Baştan 11 tane sık iğne örüyoruz ve bir artırıyoruz. Bir tane artırdık. Ve 24 tane sık iğne örüyoruz. Artırmadan sonra 24 tane sık iğne örüyoruz. 24 tane sık iğne ördüm ve bir tane daha artırma yapıyorum burada. Bir aynı yere tekrar batıyorum. Bir artırma yaptım ve sıra başına kadar 15 sık iğne olarak örüyorum. 5 tane sık iğne örerek sıra başına kadar geldim. 39. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi 40. ve 41. sıralarımızı 54 sık iğne olarak örüyoruz. Bu sıramızda çünkü 54 sık iğnemiz olmuştu. 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 54 sık iğne olarak örüp gelelim. 40 ve 41 sıraları 54 sık iğne olarak öreceğiz demiştik. Fakat benim gözüme az geldiği için ben bir sıra daha ördüm. Yani 40, 41 ve 42. sıraları 3 sıra boyunca 54 sık iğne olarak ördüm. Siz de öyle yaparsınız. Yani bir sıra fazladan örmüş oldum ben. Şu mesafe kısa geldi bana. Şimdi 42, 43. sıradayız. Bu sıramızda 6 tane sık iğne öreceğiz. 6 sık iğne örüyoruz ve bir tane azaltıyoruz. Bu sıramızda azaltmaya başladık. 3 4 5 ve 6. Bir tane azaltıyorum. 16 tane sık iğne örüyorum şimdi. 16 tane sık iğne örüyoruz. Bir tane sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum. Ve 6 tane sık iğne örüyorum. Bir tane sık iğne ördüm, bir tane azaltıyorum ve 12 tane sık iğne örüyorum. 12 tane sık iğne ördüm, bir tane azaltıyorum ve kalan ilmekleri sıra başına kadar örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı. Onları da sıra başına kadar örüyorum.
43. sıramıza geçtik. 43. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne ördük. Bir tane azaltıyoruz. Ve 24 tane sık iğne örerek devam ediyoruz. 24 tane sık iğne öreceğiz şimdi. 24 tane sık iğne ördüm. 44. sıramızdayız. 8 ördük. Bir azalttık. 24 tane sık iğne ördük ve tekrar bir azaltma yapıyoruz. 1 azaltma yapıyorum ve 16 tane daha sık iğne örüyorum. 1 sıra başına kadar ördüm. 16 değil 14 sık iğne var kalmış sıra başına kadar arkadaşlar. Sıra başına kadar 14 sık iğne olarak ördüm. 44. sıramı tamamladım arkadaşlar. Burada ten rengine geçiyoruz. Ten rengine geçeceğimiz için son ilmeğimi tamamlamadım. Battım, çektim ve ten rengi ipimi bağlıyorum. Ten rengi ipimi bağladım. Bunu çıkarabilirim şimdilik. Ve çekiyorum. Spiral öreceğimiz için renk geçişi çok belli olmasın diye ilk ilmeğimi, ilk sık iğnemi ilmek kaydırma olarak yapıyorum ve bloğdan örüyoruz arkadaşlar. Arka loptan örüyoruz bu sırayı. Diğer sırayı normal öreceğiz. İlmek kaydırma olarak yapıyorum ilk sık iğnemi. Renk geçişi çok belirgin olmasın diye ve 48 sık iğne olarak bloğdan bu sırayı ördükten sonra bir sıra daha normal olarak 48 sık iğne örüyoruz.